Burada sohbet edeceğiz öyle. Bize sorular soracaklar, konuşacağız. Tamam mı? Tamam. Merhaba. Ben Gökhan. Çok heyecanlandım şu an. Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Nasıl tanışmıştık seninle? Beni görünce heyecanlanmış mıydın? Aa, bu da kim demiş miydin? Bu abla nereden geldi sınıfımıza? O bir devin yapmış olduğu yardımcı destek personel projesinde yer alıyorum. Başka. Emir'le birlikteyiz. Çok güzel bir proje çünkü. Çocuklar için, çocukların gelişimi için, bizim için. Benim geldiğim günlerde mutlu oluyor musun? Evet. Seviyor musun beni? Sınıfında yanımda ol, başarmama destek ol isimli projemizde Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümünde okuyan 25 gönüllü öğrenci, yardımcı destek personel, diğer adıyla gölge öğretmen eğitimleri aldılar. Ve bu öğrenciler anaokullarını kaynaştırma sınıflarında 4 ay sürecek staj uygulamalarına başladılar. Kaynaştırma sınıfı, özel gereksinimine ihtiyacı olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitim alması. Enes'in kaynaştırma sınıfında olmasının önemi bence arkadaşlık kurmayı daha iyi öğrenebiliyor. Oyuncaklarını paylaşmayı öğrenebiliyor. Birlikte oynamayı öğreniyor. Her hafta geliyoruz, pazartesi günleri. O gün için hangi etkinlik varsa ben de Mustafa'nın yanında bakıyorum, gözlemliyorum önce hangi noktada eksiği var, yapamadığı ya da yaptığı. Bizler diğer öğrencilerle uğraşırken gölge öğretmenlerimiz o öğrenciyle daha birebir, bireysel çalışabiliyorlar. 20 kişilik bir sınıf ortamı, 20 farklı çocuk, 20 farklı öğrenme hızı, farklı bireysel ihtiyaçlar. Normal gelişim seyreden çocuklar içerisinde bile ciddi farklılıklar doğabiliyor. Bu noktada açıkçası yardımcı destek personeli benim için çok avantajlı ve olumlu oldu. Derse konsantre olmasını sağlıyorum. Dikkatini dağıtacak şeylerden uzaklaştırıyorum. Mesela aferin, çok güzelsin, devam et gibi cümleler kurduğumda o daha çok kendine güveniyor ve etkinliği daha güzel bitiriyor. Çünkü çocuk toplumda nasıl yaşaması gerektiğini bilmiyor. Hep bireysel yaşamış, kendi dünyasında. Dışarı çıktığında yabancı bir ortamda nasıl davranması gerektiğini öğreten bir eğitimci eleman. Önemli nokta şu, sürekli yanında olmayacak. Yavaş yavaş geri çekilerek toplumda çocuğu topluma karışmış bir şekilde bırakması gerekiyor. Aynı ortamda yaşayabileceklerini öğreniyorlar en önemlisi. Çünkü her insan aynı değil, her birey farklı. Aslında çocuklar yetişkinlerden daha açıklar. Bizim kadar farklılıklara dikkat etmiyorlar. Onlar daha kabulleniciler, daha sarıp sarmalayıcılar. Biz maalesef yetişkinler olarak biraz daha bu konuda çocuklardan öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Cansu şu anda Alihan'la çok iyi anlaşıyor. Resmen Alihan'la Cansu gerçekten bir gölge durumundalar. Ve çok güzel gidiyorlar. Ah, bu da benim kızım.